Radyo Hayat'ın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hatırlamış olmak için tekrar sorumuzu hatırlatıyorum. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa acaba şu kainatı niçin yarattı? İhtiyacı olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah bu kainatı öyleyse niçin yarattı? Evet, bu sorumuza aramızdan evvel şöyle bir izahatta bulunmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın icraatları, fiilleri, yaratmaları haşa ihtiyacı olduğu için değildir. İhtiyaç sahibi olmak ancak biz insanların, biz eksiklerin, biz noksanların, biz sonradan yaratılanların bir özelliğidir. Ve varlığı, vücudu ancak başka şeylere bağlı olan bizlerin bir özelliğidir. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları tecelli etmek ister. Cenab-ı Hakk'ın mesela Mülevvin ismi renklendirerek kainatı yaratmak ister. Yarattığını rengarenk yaratmak ister. Yine Cenab-ı Hakk'ın Müzeyyin ismi ziynetlendirerek, süslendirerek yaratmak ister. Cenab-ı Hakk'ın Musavvir ismi harikulade bir suret, bir tasarım ortaya koymak ister. Ve Sani ismi sanatla, nakışla, güzellikle yaratmak ister. Ve hakeza. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatlarının gereği neyse, Cenab-ı Hak kainatı o şekilde yaratır, çevirir ve tecelli buyurur. Cenab-ı Hak insanı kendisini tanıyacak, isim ve sıfatlarını anlayacak, en mükemmel özelliklerle donatmıştır. Evet, mahlukat içerisinde Cenab-ı Hakk'ı en güzel tanıyacak olan, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının mertebelerini en iyi anlayacak olan, ahsen-i takvim üzere yaratılan, en güzel bir kıvamda yaratılan insandır. Bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurulmuştur. Nefsini bilen Rabbini bilir. Evet, kendi nefsini, kendi zatını bilen insan, Cenab-ı Hakk'ın da fiillerini, icraatlarını, isimlerini, sıfatlarını yavaş yavaş anlamaya başlar. Zaten insanı diğer varlıklardan üstün kılan, üstün yaratılışlı kılan insanın bu özelliğidir. Evet, Cenab-ı Hak insana Ene isminde bir benlik vermiştir. Ve Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu bu Ene denilen emaneti, bu benliği hiçbir varlığa vermemiştir. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki biz emaneti semavata, arza ve dağlara arz ettik. Ama onlar bunu taşımaktan, yüklenmekten çekindiler, iştinab ettiler. Onu insan üstlendi. Muhakkak ki insan çokça zalim, çokça cahildir. Evet, bu ayet-i kerimede geçen bu emanet ifadesinin şüphesiz ki çok farklı izahları olabilir. Fakat bu emanetlerden, bu emanetin en önemli veçi, bu emanetin en önemli ciheti işte insandaki ene duygusudur. Yani benlik duygusudur. Cenab-ı Hak insanı benliği vasıtasıyla, yani enesi vasıtasıyla kendi isim ve sıfatlarını insana bildiriyor. Mesela her birimiz kendimize dikkat ettiğimiz zaman bir malikiyet, bir sahiplik duygusuna sahip olduğumuzu görüyoruz. Yani bizde, bizim mahiyetimizde bir sahiplik, bir malikiyet duygusu var. Yani ben evimin sahibiyim, arsamın sahibiyim, arabamın sahibiyim, mallarımın sahibiyim, iş yerimin sahibiyim. Bakın, her birimiz bir malikiyet, bir sahiplik duygusu hissediyoruz. Halbuki düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki sahip olduğumuz şeylerin hakikatta sahibi biz değiliz. Biz sadece onların bu dünyada geçici bir nöbetçisiyiz tabiri caizse. Çünkü bizim vefatımızla beraber bizim varislerimize kalıyor. Sonsuza kadar götüremediğimiz bu varlıkların biz nasıl sahibi olacağız? Demek ki bizdeki sahiplik duygusu hakiki bir sahiplik duygusu değildir. Çünkü insan bir şeyin hakiki sahibi değildir. Peki o zaman neden bana bir şeylerin sahibi olduğum hissettiriliyor? Evet, insan hakikaten bir şeyin sahibi değilse niye ona bir şeylerin sahibiymiş gibi bir duygu veriliyor? İşte bu çok can alıcı bir sorudur. İşte Cenab-ı Hak kendi Malikül Mülk ismini, her şeyin maliki olan Malik ismini anlayabilmemiz için, onu bir açıdan, bir cihette, bir mertebe anlayabilmemiz için bize bir şeylerin sahibi duygusunu tattırıyor Cenab-ı Hak. Sonra dönüp bakıyoruz ki hakiki sahip değiliz. Hakiki sahip değilsek o zaman demek ki her şeyin hakiki sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın Malik ismini anlamak için o duygu bize verilmiştir. İşte insana verilen bu malikiyet duygusu gibi hakimiyet duygusu da aynen bu şekildedir. Bir
Muhtar köyünde bir hakimiyet hisseder. Bir kaymakam ilçesinde, bir vali şehrinde, bir devlet başkanı memleketinde bir hakimiyet hisseder. Fakat baktığınız zaman işin hakikatine, hakikaten o şahıs hakim midir? Yani insanların üzerinde yönlendirici durumunda olmak, idareci durumunda olmak hakikaten hakimiyet midir? İnsanların hangi fiillerine ne kadar hakimdir insanoğlu? Yani sureten görünüşte sadece otoriteyi elinde tutmakla, gücü elinde tutmakla bir şeyin hakiki hakimi mi oluyoruz? Hakiki hakim olmak için kalplerin, ruhların, o şeyin derununun sahibi olmak lazım, hakim olmak lazım. Halbuki bakıyoruz ki o etiket, o ünvan bizden gittikten sonra o hakimiyetimiz de artık bizde kalmıyor. Demek ki o hakimiyet bizde hakiki bir hakimiyet değilmiş. Peki ben bir şeyin hakiki hakimi değilsem bana bu duygu niye tattırılıyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın hakim ismini, her şeyin hakimi ismini anlamak için, zevk etmek için, bir cihette tanımak için bana bu duygu verilmiş. Bu misalleri onlarca arttırabiliriz, onlarca farklı misaller verebiliriz. Bütün bunlar gösteriyor ki Cenab-ı Hak insana kendisini enesi vasıtasıyla, yani benlik duygusu vasıtasıyla tanıtmak istiyor. Ve insanın enesine, yani benliğine Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini, bütün sıfatlarını, bütün vasıflarını, bütün icraatlarını bir derece anlayabilecek, bir derece tanıyabilecek, zevk edebilecek cihazlar, ölçüler, kıyaslar verilmiştir, ihsan edilmiştir. İşte bundan dolayıdır ki hadis-i kutsi'de nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu baştaki programımızın konusu olan şu soruya şöyle izahat getiriyor. Evet, Allah kainatı niçin yarattı? Bir zaman olmayan bu kainatı Rabbimiz niçin yarattı? Evet, Cenab-ı Hak nihayetsiz cemal ve kemal sahibidir. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Evet, Rabbimiz nihayetsiz güzellikler sahibidir. Ve yine Rabbimiz nihayetsiz kemalat, yani mükemmellikler sahibidir. Her şeyin yaratanı, her şeyin idare edeni, her şeyi en güzel surette, en mükemmel halde yaratan Cenab-ı Hak'tır. Onun isim ve sıfatları sonsuzdur. Nihayetsiz hazineler, ilimler, sanatlar sahibidir. İşte Cenab-ı Hak kendi zat-ı akdesindeki bu nihayetsiz güzellikleri, bu hesapsız mükemmellikleri görmek ister ve göstermek ister. İşte görmek için şu kainat aynasını yaratmıştır ve göstermek hikmetiyle de onu görecek olan, onları anlayacak olan, onları bir derece fikredecek olan akıl sahibi, şuur sahibi, idrak sahibi olan başta insan olmak üzere melaikeleri, ruhanileri, cinleri yaratmıştır. Evet, her hüner sahibi, her maharet sahibi, her kabiliyet sahibi, herhangi bir alanda uzmanlığı olan her kişi ortaya bir icraat koyarak, ortaya bir fiil koyarak o kendisindeki hüneri, o mahareti, o kabiliyeti, o ustalığı görmek ister ve göstermek ister. Mesela biraz evvel de bahsetmiştik, bir hattat düşünelim ya da bir ressam düşünelim. Bu harikulade ressam ya da hattat, bu harikulade meziyetiyle, kabiliyetiyle, yeteneğiyle ortaya güzel eserler koymak ister. Güzel güzel İslam yazıları ortaya koymak ister. Ya da ressam ortaya kendi hünerlerini gösterecek harikulade icraatları, resimleri koymak ister. Ve bu resimlere bakmaktan, kendisindeki bu vasfın ortaya çıkışını görmekten bir lezzet alır. O hattat, kendisindeki bu hattatlık kabiliyetini İslam yazılarını ortaya koyarak görmekten, sergilemekten bir lezzet alır ve başkalarına da göstermekten, onların da beğenisini kazanmaktan, onların da gözüyle kendi sanatına bakmaktan ayrıca bir lezzet daha alır. Tabi Rabbimiz nihayetsiz istinai mutlak sahibidir. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç olduğu için yaratmıyor. Ama Rabbimiz de nihayetsiz isim ve sıfatların nihayetsiz mertebeleri var. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları nihayetsizdir. Dolayısıyla kendisindeki cemali ve kemali Cenab-ı Hak görmek için bu kainatı yaratmıştır. Göstermek için de akıl ve şuur sahibi olan insanları, melaikeleri, cinleri ve ruhanileri yaratmıştır. Ve bu ihtiyaçtan değildir.
Çünkü Cenab-ı Hak nihayetsiz hazineler sahibidir. Yine başka bir hadis-i kutsi de, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, İşte bunun için kainatı yarattım buyuruyor Rabbimiz. Evet, Cenab-ı Hak gizli bir hazine, tanınmak ve bilinmek istiyor ve onun için bu kainatı yaratıyor. İnsanoğlu burada şunu düşünebiliyor. Ne yani Cenab-ı Hak egoist mi ki? Kendi egosunu tatmin etmek istiyor mu ki bu kainatı yaratıyor? Evet, egoist insanların, her şeyi kendi benliklerinden dolayı ortaya koyan insanların bu cevabın belki inceliğini anlamakta zorluk çekeceklerini tahmin edebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hak haşa insanın nefsi gibi değildir. Tabirinde aciz kaldığımız, her şeyden münezzeh olan zatına münasip bir surette Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarını göstermekten, sergilemekten zatına münasip bir lezzeti mukaddese alır. Buna İslam literatüründe şuunat-ı zatiye deniyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatında olan kutsi haller. Nasıl ki bir hakim koymuş olduğu kurallara riayet edilirse nasıl memnun olur, nasıl razı olur ve nasıl itaat edenlere mükafat vermeyi arzu eder? Ve yine aynı hakim, hakimiyet dairesinde koymuş olduğu kanunlara eğer itaatsizlik edilirse, isyan edilirse nasıl celallenir, öfkelenir ve o isyan edenlere bir ceza vermeyi arzu eder? Ve buna da iktidarı var, şüphesiz ki o cezayı verir. İşte şu kainatın sahibi, hakimi, padişahı olan Zat-ı Zülcelal de koymuş olduğu kurallarına, kanunlarına, emir ve yasaklarına itaat edilirse memnun olur, razı olur. Bu memnun olması, bu razı olması, evet, Cenab-ı Hakk'ın bir şuunatıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatındaki kutsi, münezzeh, mukaddes bir haldir. İşte aynı şekilde Cenab-ı Hak koymuş olduğu emir ve yasaklara isyan edilirse, baş kaldırılırsa, şüphesiz ki bundan da celallenir, hiddetlenir, gazaplanır ve de cehennem azabı suretinde o gazabını, o hiddetini gösterir. İşte nefsini bilen Rabbini bilir. Demek ki insanoğlu öyle yaratılmıştır ki, kendi nefsimizden yola çıkarak, kendi benliğimizden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın takdirlerini, icraatlarını, fiillerini ve davranışlarını bir açıdan, bir cihetle anlayabiliyoruz. Çünkü malumdur ki tatmayan bilmez. Mesela hiç burnu koku almayan bir insanın gülün kokusunu anlaması mümkün müdür? Ya da gözü tamamen görmeyen, tamamen ama olan bir insanın kırmızıyı algılaması, maviyi algılaması, gülün şeklini bilmesi mümkün müdür? Kulağı hiç işitmeyen bir insanın bülbülün şakımasını zevk etmesi, anlaması, beğenmesi mümkün müdür? İşte tatmayan bilmez. İşte isim ve sıfatları nihayetsiz olan Rabbimizin de icraatlarını, fiillerini, neyi niçin yaptığını anlayabilmek için onun bir örneğini, onun bir numunesini, onun bir küçücük misalini vehmi de olsa, farazi de olsa insanın enesi vasıtasıyla, benliği vasıtasıyla bizlere hissettiriyor Cenab-ı Hak. İşte biz enemizden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın o ismini, o sıfatını, o takdirini, o icraatını bir açıdan anlıyoruz. Biz yaparken bazı şeylerimizi, nefsani arzularımız buna karışır. Bundan farklı lezzetler alarak yaparız. Kendimizi belki tatmin etmek için yaparız. Ama Cenab-ı Hak her şeyden münezzehtir. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Bütün eksikliklerden, bütün noksanlıklardan Cenab-ı Hak münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yapması haşa kendini tatmin etmek gibi, egosunu tatmin etmek gibi bir kavramla izah etmek mümkün değildir. İşte bundan dolayıdır ki İslam alimleri demişler ki, tabirinde aciz kaldığımız bir mukaddes lezzet alır Cenab-ı Hak. Tabirinde aciz kaldığımız mükemmel bir iftihar duyar Cenab-ı Hak. Ancak bu şekilde tabir etmişler. Demek ki şu kainat niçin yaratıldı diye tekrar sorumuzu hatırlatacak olursak, evet, her cemal ve kemal sahibi, yani her güzellik ve mükemmellik sahibi kendi cemalini ve kemalini görmek ve göstermek ister. Evet, Rabbimiz gizli hazinedir. O gizli hazine olan isim ve sıfatlarını bizlere tanıtmak, bizlere bildirmek, ilan etmek istiyor. İşte Cenab-ı Hak kendindeki bu cemali ve kemali görmek için kainatı ve bütün varlıkları göstermek için de görücüleri, anlayanları, idrak edenleri,
akıl ve şuur sahibi olanları yaratmış. Yani başta insan olmak üzere melekleri, ruhanileri, cinleri ve melekleri yaratmış. İşte muhterem dinleyenler, akılla, mantıkla asla cevabını bulamayacağımız bu kadar önemli mevzuları insan ancak enesi vasıtasıyla, yani benliğinden yola çıkarak bunların cevaplarını bulabilir. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un farklı yerlerinde bu gibi Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, takdiriyle, isim ve sıfatlarıyla alakalı can alıcı, imanları sarsıcı suallere hep eneden yola çıkarak, enemizden yola çıkarak, kendi benliğimizden yola çıkarak çok tatminkar cevapları vermiştir. Cenab-ı Hak en başta kendi zat-ı akdesine bizleri kul, sevgili Habibine ümmet ve razı olduğu kullarından olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.